Termiziyde kelgen hadis, Peygamberimiz aleyhisselam aytkenler, İnna Allah Teala tayyibun yuhibbut tayyiba, nazifun yuhibbun nazafa, kerimun yuhibbul kerama, cevadun yuhibbul cuda, fenazifu afniyetekum. Ravahu Muslim. Yani Peygamberimiz aleyhisselam aytkenler ki, albatta Allah pakdur, paklikini yaxshi ko'radi. Tozadur, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janobdur, oliy janoblikni yaxshi ko'radi. Sahidur, sahovatni yaxshi ko'radi. Bas hovlilaringizni toza tutinglar. Qarang, Rasulimiz alayhisalom bizlarga Allohning pokligini eslatib turib, yana alohida ta'kidlab o'tyapti. Poklik deganda faqat jismiylarda, kiyimlarda tushunmanglar, balki hovlilarda ham toza tutinglar deyaptilar. Hovlilarni toza tutishlik. Müslüman adam yaşaydıken cayını pakize tutuşluğunda katta hikmet var iken azizler. Farıştalar en yaman körgen nesillerden bittesi badboyliydi. Badboyliğini yaman yakımsız hitini, ahlakını bana şuna kadar pakizesiz nesillerini farıştalar yaman körgen duyakı kirmeydi. Kegin biz yürü oramız, nemege benim işim yürüşme yaptı, nege rızkım bulma yaptı, nege bereke yok. Axir nopok uyda qanday baraka bo'lsin? Chunki bizni rizqimizga duo qilib turadigan farishtalar kirmayapti-ku uyimizga. Farishta doim duo qilib turar ekan, har kuni mana shu sohibi uyni egasini haqqiga duoda bo'ladi azizlar. Biz o'sha duoda bardavom qilmoqligimiz uchun pokiza qilib turishimiz kerak uy joylarimizni. Ana o'sha pokiza bo'lganda inshaalloh u joyga farishtalar kiradi. Farishta badbo'ylikni yomon ko'radi. Nima uchun biz aytamizki, mana payg'ambarimiz alayhisalom bir gapni aytganlar. Man akala min hadhihi shajara, ya'ni tum la yadkhulanna al-masjida degan. Kim mana bu mevani yesa masjidga kelmasin, kelmay tursin. U qaysi meva? Sarimsoq piyoz dedilar. Sarimsoq piyoz harom emas azizlar. Sarımsoq piyoz harom emas. Nima uchun payg'ambarimiz alayhisalom buni aytdilar? Chunki o'sha sarımsoq piyozdan chiqadigan badbo'y hid masjidda farishtalarga ham turgan mu'minlarga ham azor beradi. Biz ham masjidga kelayotganda eng pokiza kiyimlarimizni kiyishimiz kerak. Poklanishimiz kerak. Tahoratli bo'lishimiz kerak. Va eng birinchi mana shu badbo'ylikni ketkizish kerak. Misvok azizlar, muhim narsa. Ya'ni tishni tozalash. Misvokning o'rniga hozir turli majunlar, mana bu tish yuvuvchi pastalar, boshqalar ishlatilyapti. Mana shunga ko'p e'tibor qaratilgan. Nima uchun? Chunki mu'min odam birortasi bilan suhbat qilganda, yonida turganda hammasida rohat bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bu dünyadan ketiyetkenleri de, alamdan ötiyetkenleri de hem ahirge kılgen tazelenişi bana şu misvak buldular da. Can aloçu fariştegen misvak bulan yoluqdalar da azizler. Şünçelik itibaraken de. Ana şunun için biz pakiligimizge, hemen cihatimizde pakiligige cüde katta itibar verişligimiz lazım bulan. Aynıksa bugünlük günde o şey bana bahar ayı keliyetken de tazeleş. Uylarını, mahallelerini, avaları kandı gidi azizler. Hazır pakilik hakkında yapırmasak bu mu yaptı? Çünkü hamma joyga ahlat taşıp gitken, koçelerde ahlat, keçiresler bu Müslüman yaşadık, onu ülkede bunda bulması gerek. Yani biz başka bazı bir devletlerini maktayımız ki, ya ular dediğimiz, o şey ahlat soladığın idişige, cüda raya kılarken, borsiyengiz Allah'ıda solarken, undağarken, bundağarken, 14 asr muqaddam bu İslam'da aytilib bo'lgan edi yo. Amal qilmayotgan bo'lsak dinimizni, millatimizni aybi emas azizlar. Bu bizni o'sha keyingi davrdagi beg'am bo'lishligimiz, bu narsalarga be'tibor bo'lishligimiz sabab. Shuning uchun azizlar, albatta bugun sog'lom turmushni gapirganimizda biz poklikni gapirmasdan ilojimiz yo'q. Albatta poklikka intilmoqlik kerak. Ana bundan keyin yana bitta sog'lom turmush talabni dinimizda ham bugungi tibbiyotda ham ovqatlanish me'yorini bilishlik.
Hamamız avukatlanışımız gerek. Tanavul kılışımız gerek. Kuvvetlenemez. Bu kuvvetimiz bilen ibadet kılamız. Araplarda bir makale var. Araplar ayırdı ki Al-aqil ya'kul li'ayish vel-cahil ya'ish li'akul dedi. Yani akıllı kişi avukat yiydi yaşaş için. Yani avukat yesem yaşayman, kuvvet alaman de biyidi. Ama cahil kimse yaşaydı yiyiş için. İkilesi bir işini kıl yaptı. Lekin akıl bilen cahilin farkını karayın. Biz ne için tanavul kılamışsa kuvvet alayıydığımız, boş kop tik durmasakken, kuvvetli bol türeylik ki ibadetimizi kılaylik, başka dünyavi, ukravi işlerimizi becereylik deyip, Allah'ta bergen nimetini talep, şükür kılıp avukatlanırız. Lekin cahil şuna kabul erken ki, fakat yaşaştan maksat yiyiş diyerken. Ana şunun için yiyiş diyem, avukatlanışlık diyem, miyarı bilen kılmaklık lazım eken. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dediler ki, مَا مَلَى اِبْنَ آدَمَا وِعَعَ الْشَرَّ مِنْ بَتْنِهِ Adam balasıge tolduruş üçün karıdan köle yaman idişi oldu dediler. Adam balasıge tolduruş üçün karıdan başka yaman idişi yok. حَسْبِ اِبْنَ آدَمَا اُقْلَاتٌ يُقَمْنَ سُلْبَهُ Aslında insanın kaddini kötüledigen derecedeki lukma kifaya kıladı diye. Şu yegen tamamımız az yine bizi kaddimizi kurtarıp kuvvet verip duradığın derecede iyi iş gereken yani kop avukatla meslek gibi yürüyettiler Peygamberimizin üstüne. Eğer ki az yine iyi işlikken kana atkım edigen bolsalar dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir kaideni ayttı ki bugün bana şu kaideni 21. asırdaki en zor tibbiyat alimleri, medisinin rivajlengen ülkesindeki adamlar tavsiye veriyordu. Karenge, mucizeni karenge, 14 asır mukaddem peygamberimize aittiler. Eğer dedi, cüdaya azgini avukatke kifaya kılması, onda aittiler ki, felsülsün li ta'amihi, üçten bir kısmını aç kazandı, avukatke acıretsin. Ve sülsün li şarabihi, yine bir kısmını suge acıretsin. Ve sülsün li nefsihi, bitti kısmını havage, nefes alışki kısmı. Yani aç kazandı, üçge bölüp, bir kısmı da tam olsun, bir kısmı da su olsun, bir kısmı hava alışkı olsun. Nefese muhabbetliğin derecede yuvarmadı yaptı da. Kuşuna kılamız da yip hiç nefese alıştı ile otusu bu mekogende ki bitti avukat hazım kıladığın doğru hızlaşkı düşüyoruz. Şu doğrunu içip bozayam, şu hazım kısık. Eyte diyor, bir adam bırakın. Cüdeyen kup avukat yiyip hiç ilacı bu meyi koptu. Ahari kegin ayalı geldi ki ben avukat yiyip bukup kaldım şekilde. Kup yuvarıp ben dese ya avukat hazım kaladıkken darı içeyim dese o şu darı sıkkandı bu niye vurulunca bir neyse yeğerdim de gene ki. Şuna kıyaktı da hazır azizler. Bu ısrafını karayın, bu dasırhanlarını karayın. Peygamberimiz aleyhisselam davrilerde bir dasırhanda iki kıl taam bulmayın azizler. Biz o cüdeyen boşu taamlarda cüde kupaytıramız. Aynıysa marasımız dağımlarımızda. Mümin adam taam yiyişliğini tertipke koyuş gerekiyor. Tertipke koyuş gerekiyor. O şey miyarını bilip cüde uzunu. Çünkü tok adamda o da karını tok olsa gaflet basattı. Talebeler gibi ne kup yetti sünniyetler talebeler varsız. Bizi talebelerimizde ustazlar aitler. Karnını toydurma. Çünkü tok karın gaflet diyerdiler. Uyqunik egizadi da. Darqol uxla, dars qila olmaysiz. Qachon talaba yaxshi dars qiladi? Qachon qorni to'q bo'lmay tursa. Ozgina och turish kerak. Umuman inson aqlini raso ishlashlik uchun qorinni to'ydirib olsa, beg'am bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p qornlari och yurganlar bilasiz. Hatto qorinlarga tosh boylab yurganlar. Sahobalar qancha bo'lgan? Endi albatta bu doimi och yurish deganimiz, lekin ovqat yeyish madaniyati bu dinimizda. Mana bu narsaga e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi.